Arkadaşlar 15 Mart Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Burası Hürriyet Mahallesi'nde bulunan dere. Bu dere Kinirli Mezarlığı tarafından geliyor. Şehir meydanından geçerek Gölbaşı Gölü'ne doğru akıyor. Deredeki su seviyesi ciddi manada yükselmiş durumda. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde de yine valilik tarafından sel baskınlarına karşı vatandaşlar ciddi bir şekilde uyarılmış durumda. Karşıda gördüğünüz gibi derenin su seviyesi bayağı yükselmiş. 2 gündür aralıksız devam eden yağmurlar sonrasında çadırda yaşamak gerçekten çok zor hale geldi. Şahsen ben de geceleri özellikle yağmur sesinden dolayı çadırda maalesef uyuyamadık. Çünkü sel baskınından dolayı korktuk. Şimdi burası Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi'nde. Taziye Evi'nin yakınlarındaki yoğun bir şekilde çadırların bulunduğu alan. Burada gördüğünüz gibi vatandaşlar yağmur sularına karşı kendilerini korumaya çalışmışlar. Çadırların etrafını bu şekilde kazaraktan yağmur sularından kendilerini korumaya çalışmışlar. Ben şimdi öncesinde müsaade alarak çadırda bulunan bir vatandaşın yanına gideceğim ve kendisinden geceyi nasıl geçirdiklerine dair böyle bir kısa bir konuşma yapacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Burası Taziye Emin'in yan tarafında bulunan çadırlar. Şimdi hocam şu mikrofonu ben size vereyim. Maalesef bir elimde şemsiye, bir elimde telefon yayın yapmaya çalışıyoruz. Mikrofonu şöyle elinize doğru tutarsanız. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Hem Allah razı olsun kardeşim benim. Kahramanmaraş depreminden dolayı. Hoş gelmişsiniz. Hem de 2 gündür aralıksız devam eden yağmurlar var. Bu gece de ciddi manada yağmur yağdı. Öncelikle geceyi nasıl geçirdiniz? Geceyi uyumadan geçirdik kardeşim benim. Evet. Yağış var, ev yok. Yağış, çadır var, yağış çok. Evet. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan gelene ne diyeceğiz kardeşim? Evet. Bunumuza şükür, canımız sağ. Yani yapacak bir şey yok. Devletimiz, milletimiz her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Ama elimizden gelen bu, Allah'ın verdiğine boynumuz kıldan ince. Evet. Hepiniz sağ olun, var olun. Mücadele ediyoruz bir şekilde. Küreklerle, kazmalarla, belediyemizin kepçeleriyle, devletimizin kepçeleriyle. Evet. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum buraya kadar gelip bizleri gördüğünüz için. Evet. Evet. Sağ olun, var olun. Başka şimdi diyecek bir şeyim yok. Allah'tan gelene bir şey diyemem. Doğru. Sizler de sağ olun. Biz de elimizden geldiği kadar hem Gölbaşı'nın durumunu hem burada yaşayan insanların durumunu sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Tabii bir taraftan yağmur şiddetli bir şekilde yağıyor. Geceyi galiba yağmur seslerinden dolayı çadırda yağmurun sesinden, mi? Yağmurun yağmasından kalkıp işte çadırımıza su geldi mi gelmedi mi ellerimizde küreklerle tabii evet. Müdahale etmeye çalıştık. Sağ olsun emniyetimiz geldi bize. Yapacak bir şeyimiz var mı dedi. Şu anda bir şey yok dedik. Tabii sabaha karşı daha şiddetli olduğu için evet. Bazı şeylerimiz oldu. Kepçe aradık. Kepçe geldi. Bize bir küçük bir dere oluşturdu. Evet, bu herhangi bir sıkıntımız evet. Gördüğünüz dereyi az önce yaptırdık. Evet. Herhangi bir tehlikeye karşı gene tekrar zorluk yaşamayalım diye. Evet. Sağ olsunlar. Ellerinden geleni yaptılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kepçe gelmiş. Burada böyle küçük bir dere oluşturmuş ki buradaki çadırlar sel sularından etkilenmesin diye. Aynı zamanda Gölbaşı'nın içerisinde Kinirli Mezarlığı'ndan başlayıp Gölbaşı Gölü'ne kadar devam eden şu arabanın arka tarafında da bir dere mevcut. O derede de biraz önce sizlere gösterdim. Su seviyesi yükselmiş durumda. Peki hocam çadırın içini su bastı mı? Evet biraz su bastı. Biraz işte sobayı yaktık. Biraz kurutmalar yaptık. Evet. Evet kaldırdık. Biraz şimdi sandalyelerimizin üstünde kuruyor yorganlarımız filan. Peki hocam çadırda yaşayan, geceyi çadırda geçiren bir vatandaş olarak sizin isteğiniz, beklentiniz yani şöyle olsa daha iyi olur diyebileceğiniz tecrübenizden hareketle. Ya tabii şimdi devletimizin gücü yettiği kadarınca konteyner olsa daha rahat, daha temiz, evet. Daha hijyenik oluruz, daha kafamız rahat olur. Onun için çadır biraz sıkıntılı evet. Ama yapacak bir şey yok. Yani hangisine yetiştirecek bilemiyorum. Ne yapalım idare edeceğiz işte bu şekilde. Evet. Sizin ev durumunun hasarı nedir acaba? Şükür Asfalt Mahallesi'nde öyle bir sıkıntı yok fazla. Evet. Tabii eşyalarımız şunlar bunlar şeylerimiz biraz şey oldu. Çok şükür. Bugünümüze şükür. Yani tamam, bir hocam. Felaketi geçirdik.
felakette işte görüyorsunuz her şey göz önünde. Evet. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene hiçbir şey diyemeyiz. Tamam hocam. Çok çok evet, geçmiş olsun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar İnşallah herkes. En kısa zamanda hayat normale döner. İnşallah. Onu bekliyoruz. Allah'ım nasıl dilerse öyle olsun.